Windows XP sürümünde bulunan Windows Messenger yardımıyla listenizdeki arkadaşlarınızla yazışabilir, sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Windows Messenger'ı kullanabilmek için bir Hotmail hesabınız olmalıdır. Windows Messenger'ı başlatmak için görev çubuğunda bulunan ilgili simgeyi çift tıklayın. Oturum açmak için ilgili bağlantıyı tıkladıktan sonra şimdi Hotmail kullanıcı adını ve parolanızı ilgili alanlara girin. Eğer bir Hotmail hesabınız yoksa Noktanet Password alın bağlantısını tıklayarak birkaç adımda bir e-posta hesabı edinebilirsiniz. Dilerseniz otomatik oturum aç kutucuğunu onaylayarak Windows her başladığında Messenger'ın otomatik olarak etkin olmasını sağlayabilirsiniz. Kullanıcı adı ve parolayı girdikten sonra tamamı tıklayın. Bağlantı hızınıza göre oturum kısa bir süre sonra başlayacaktır. Oturum başladıktan sonra kişi ekle bağlantısını tıklayarak listenize yeni kişiler ekleyebilirsiniz. Bunun için kişinin Hotmail e-posta hesabını veya oturum açma adını girmeniz yeterlidir. Eklemiş olduğunuz kişi de Windows Messenger yazılımı yüklü e-posta e gönderi tıklayarak kişiye yükleme ve kullanım hakkında bilgi verilmesini sağlayabilirsiniz. Sonu tıkladığınızda ekleme işlemi tamamlanacaktır. Eklediğiniz kullanıcı da oturum açtığında artık dosya alışverişi yapabilir, karşılıklı yazışabilirsiniz. Windows Messenger penceresinde oturum açmış olan kullanıcıları farklı renkli simgelerinden anlayabilirsiniz. Dilerseniz bağlantılarınızı arkadaşlar, iş arkadaşları ve aile gibi gruplar halinde düzenleyebilirsiniz. Bunun için kişiyi seçtikten sonra tıklayıp sürükleyerek diğer bir gruba taşıyabilirsiniz. İletişim kurmak istediğiniz kişiyi çift tıkladığınızda konuşma penceresi görüntülenecektir. Mesajınızı yazdıktan sonra gönderi tıklayarak konuşma başlatabilirsiniz yazı tipi ve ifadeler seçenekleri yazma stilinizi özelleştirebilmenizi sağlar. İfadeler ve kısa yol tuşları hakkında daha ayrıntılı bilgi için yardımdan faydalanabilirsiniz. Bunun için ifadeleri tıkladıktan sonra kullanılabilir ifadelerin tam listesi için yardıma gidin seçeneğini tıklayın. En çok kullanılan görevler kolayca erişebilmeniz için sağdaki çubukta size sunulur. Dilerseniz birini bu konuşmaya davet et bağlantısını tıklayarak başka kişilerin de katılımıyla görüşmeyi grup halinde sürdürebilirsiniz. Windows Messenger gizlilik konusunda size yeterli seçenekleri sunar. Listenizde bulunan bazı kişiler tarafından bazı durumlarda görünmek istemediğinizde araçlar menüsünden seçenekleri tıklayın. Şimdi de gizlilik sekmesini tıklayarak görünmek istemediğiniz kişileri seçtikten sonra engelli düğmesini tıklayın. Sizi listesine ekleyen kullanıcıların listesini görmek için görüntüle düğmesini tıklayabilirsiniz engelli listesinde bulunan bir kişiyi seçtikten sonra izin ver düğmesini tıklayarak kişinin sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz. İzniniz olmadan kişilerin sizi listelerine eklemesini istemiyorsanız, Messenger'ın bu konuda sizi uyarması için ilgili kutucuğu tıklayın ve onaylayın. Gerekiyorsa diğer gizlilik seçeneklerini de etkinleştirebilirsiniz. Tamamı tıkladığınızda değişiklikler etkinleştirilecektir zaman zaman bilgisayarın başından ayrıldığınızda dilerseniz Windows Messenger durum değişikliğini sizin için otomatik olarak yapabilir. Bunun için araçlar menüsünden önce seçenekleri, sonra da tercihler seçmesini tıklayın. Eğer 10 dakika işlem yapmazsam, beni dışarıda göster seçeneği varsayılan olarak onaylanmıştır. Dilerseniz buradaki dakika değerini değiştirebilir veya bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Dosya aktarımı bölümünde bulunan göz atı tıklayarak diğer kullanıcılardan alacağınız dosyaların kaydedileceği klasörü belirleyebilirsiniz. Uyarılar ve genel bölümünde bulunan seçeneklerde de gerekiyorsa değişiklik yapabilirsiniz. Tamamı tıkladığınızda değişiklikler uygulanacaktır. Bağlantı durumunuzu değiştirmek için Windows Messenger penceresinde adınızın göründüğü alanı tıklayın. Buradan uygun bir seçim yaparak karşı tarafta görüntülenen bağlantı durumunuzu değiştirebilirsiniz. Örneğin, Çevrimdışı Görün seçeneği, oturum açtığınız halde karşı taraftaki kullanıcıların sizi çevrimdışı olarak görmesini sağlayacaktır. Çevrimdışı olan bir kişi adını çift tıkladığınızda, bir e-posta gönderebilmeniz için internet Explorer sayfası açılacak ve Hotmail hesabınızı kullanarak e-posta gönderebilmeniz sağlanacaktır. Bir mikrofon ve hoparlör yardımıyla listenizdeki kişilerle sesli olarak iletişim kurabilirsiniz. Bunun için konuşma penceresinde bulunan Konuşmayı Başlat'ı tıklayın. Ses ve video ayar sihirbazı ayarlar konusunda size yol gösterecektir. Gerekli ayarları tamamladıktan sonra karşı tarafta da bir mikrofon ve hoparlör bulunması durumunda karşılıklı olarak sesli görüşme yapabilirsiniz. Her iki tarafta da bir kamera bulunması durumunda görüşmeyi görüntülü olarak yapabilirsiniz. Kamera ayarlarını yapabilmeniz için ses ve video ayar sihirbazı size yardımcı olacaktır. Dilerseniz bir sağlayıcıda hesap açtırarak uluslararası telefon görüşmelerinizi de Windows Messenger aracılığıyla yapabilirsiniz. Bunun için önce eylemleri, sonra da telefon görüşmesi yapı tıklayın. Windows Messenger, geliştirilmiş özellikleriyle uzaktan yardım alabilmenizi, uygulama paylaştırmanızı ve diğer kullanıcılarla bir beyaz tahta uygulaması paylaşabilmenizi de sağlar. Bunun için konuşma penceresinde ilgili bağlantıları tıklamanız yeterlidir.